bir şey. Takdir edenleriniz, sevenleriniz bol olsun. Bugün şimdi sorularınızı bekliyorum, biliyorsunuz. Kimseye soramadığınız sorular olur. Böyle içinizde saklarsınız, komşunuza sorarsınız, bilmem neye sorarsınız. Herkes kendisine göre yönlendirir sizi. Kimse size, yakınınızdaki kimse objektif bakamaz. Herkesin size karşı bir duygusu vardır. O yüzden sorularınızı bana soracaksınız, değil mi? Kimseye soramadıklarınızı. O yüzden bekliyorum efendim. 530-488-51-84. İster arayın, ister mesaj atın, o ayrı. Ama bana sormak istediklerinizle bugün sizleri canlı canlı bekliyorum. Bakalım ne sorular gelecek. Nasılsınız hanımlar, iyi misiniz? Kocanıza güler yüz gösteriyor musunuz? Hayır diyor. Niye? Neden, hak etmiyor mu bu kocalar? Hayır. Kötü kocan mı? Niye ağladın sen? Şu ara hak ettiğini düşünmüyorum. Aa. Bu ara hak ettiğini düşünmüyorum. Niye, sen kocana kızgın mısın? Biraz kızgınım. Niye, ne yaptı? Söyle bakayım. Yine annesinin yanına mı yattı? Ha? Öyle mi? Biliyorsunuz Filiz Hanım hem bizim yorumcumuz ama kocası annesi geldiğinde kayınvalideyle uyuyor. Annesine kahve yaptı, bana yapmadı. Aa. Hayır, neden yapmadı size? Bilmiyorum. İstediniz mi kahve? İstedim. Yani şöyle istediğim, yani dedim ki yani ona yaptım, bana niye yapmıyorsun dedim. Ondan sonra annem senin elin ayağın tutuyor, sen kendin yapabilirsin. Bir annemle baş başa kahve içeyim dedi. Ben de zıkkımın kökünü için dedim. Aa, haklı mı sizce Filiz Hanım? Haklı mı? Evet. Ama bak, gözü ıslak ıslak nemli nemli anlatıyor bunu. Gerçekten kırılmış. Peki o ne dedi zıkkımın kökünü işleyince? Bir şey demedim. Memnun oldu herhalde. İşte böyle bazen tabii, bak şimdi şunu da söyleyeyim. Anne sevgisi ayrı, eş sevgisi ayrı. Şimdi eş sevgisini annesine duyamaz, annesine sevgiyi eşe duyamaz. Ama tabii ki bu kadınlarımız da bizim ne oluyor? Böyle özen bekliyor, itina bekliyor, kendisi için de bekliyor. Bir peçete verelim Filiz Hanım'a. Bak o kırılmış. Tabii. Ya. Evet, biraz üzüldüm. Üzüldün ama bu birikimdir. Bak Filiz Hanım bu arada niye üzüldü diye ben şaşırıyorum. Çünkü o Filiz Hanım birçok şeye tolere gösteriyor. Yani şimdi siz tolere gösterebilir misiniz? Eşiniz kayınvalidenizle uyusa gece. Siz ona bile tolerans gösteriyorsun. Yani takılmıyorum ama hani kahveye takıldım biraz. İşte onlar birikim oluyor. Bazen mesela daha zorunuza gidecek bir şeye ses çıkarmazsınız ama bir tane küçük şeyde patlarsınız. O bir son damladır, unutmayın. Yani aa, bunda ne var demeyin. Düşünün, eşi kayınvalideyle uyuyor. Ona burada o kadar ses çıkarmadı. Ama mesela kahveye çıkartmış bak. Bak nasıl kırılmış da şey yapıyor. Gördünüz mü? Yani onun için bazen küçük bir olay gibi gelir ama her şeyin birikimidir. Sustuğunuz hiçbir şey, bak hiçbir enerji kaybolmaz. Bunu hep ben söylüyorum. Üzülüyorsunuz, kırılıyorsunuz, ona kızıyorsunuz, kırılıyorsunuz, içinize atıyorsunuz. Ya bir şey etmeyeyim, ses etmeyeyim, aman düzenim bozulmasın, aman bir şey söylemeyeyim diyorsunuz. Ne oluyor? Hiçbir enerji kaybolmuyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bazen en ufak bir noktada pat diye patlıyorsunuz. Sonra diyorlar ki niye patladın? Hayır, o son darbeye patlamadım. Daha önce çatlamıştım zaten. O yüzden en sonunda patladım. İşte bu demek oluyor aslında. Her Rabia Hanım. Her annesiyle yatacaksa niye evlenmiş ki? Anne bulunmaz. Anne baba kardeşi bulamaz ama yerine göre eşine de yapacak. Yani bir fincan kahve fazla mı olacakmış onun için? Hı hı. Arkadaşımın böyle üzülmesine ben de çok üzüldüm. Bazı erkekler eğer böyle eşine ayrımlık yapıyorsa... O zaman biz de onlara yemek yapmayalım. Gelsin anneleri yemek yapsın. Doğru. Bak Selim'e de alkışlıyor hemen. Yani evet. Selim'e de tabii kocadan çekmiş bir kadın olarak buraya geldi. Selim'e de güvenmiş. En zor zamanlarını kocasıyla geçirmiş. Bak diyor ki ben bir otla çay karıştırdım. Evet. Çünkü hiçbir şeyim yoktu. Sonra koca sen git. Çocukluk aşkıyla imam nikahı yap. Selim'e yalnız başına bir de depremize de çadırda kalsın. Günlerce yemek bulamasın, yiyecek. Koca orada işte yeni kadınla yemeklerini yesin, her şeyi yapsın. Selim'e dün aldın sen eşinin telefonu, çat diye parçaladın burada. Evet. Rahatlattı mı o seni biraz? Şey yani ne bileyim işte gene de rahatlayamadım yani aynı. Hı hı. Yani çok zor bir durum, ben nasıl anlatsam ki, çok zor.
Yani bu mesela yani planlanmış, anlaşılmış, bir ay boyunca konuşulmuş, yani adam buluşmaya gidiyor işte yani. Unutamıyorum, atlatamıyorum, çok zor. Unutamıyor ve evet. Dün aslında itiraf da etti. Biz dedi birliktelik yaşadık. Çünkü evet. Sen Kamile Hanım yani o birlikte imam nikahı yaptığı çocukluk aşkı evet. Sana demiş ki biz hiç birlikte olmadık demiş, öyle mi? Hayır, Mustafa birlikte olduk dedi. Ay Mustafa hatta öyle dedi, Kamile öyle demedi ama. Evet, bakar mısınız Esra Hanım? Şimdi benim eşime bu demiş ki, Mustafa demiş ben kendimi hamile dahi zannettim, doktora bile gittim demiş. Kaç yaşında bu Kamile? Bunak işte, bunak 65 yaşında ama yani. Bir şey diyeceğim ben, kusura bakmayın, tamam mı? 65 yaşında nasıl hamile olmuş? İşte öyle işte yani, Kamile bunak yani. Sözüm meclisinden dışarı. Ben bir şey demek istiyorum. Benim annem de 75 yaşında. Mesela Kamile yaşlı falan hakaret ettim ama ben de büyük annelerin ellerini öpüyorum, özür diliyorum. Yani ben o kelimeyi sadece Kamile için kullandım. Hani benden büyük olduğu için, ya ben senden gencim, ben bu gözüm altı böyle çöktü ama ben ağlamaktan böyle oldum. Ben bu kadar da şey değildim yani, böyle gözüm altı böyle çöktü. Ben ağlıyorum aylardan beri. Mesela Kamile benim kocamı her gün 10 defa aramaya ne hakkı var? Bu erkeğe baştan çıkartmaya ne hakkı var? Benim gömcemle beraber olmuşlar. Beni kardeşin alsın, işte ben sana bakarım. Ya ayıp, benim çocuğum var, benim yuvamı nasıl dikmeyeceğim ama başaramadılar. Gene de başaramadı çünkü ben açık gözümü açtım, kocamı da kurtardım ellerinden. Ama sanki senin eşin de pişman olmuş ha? Pişman oldu ama yapacağını yaptı. Gitti orada karıyla yattı, kalktı, banyosunu yaptı, duşunu aldı. Selim'e çatıda böyle doğuyordu ama. İşte evet, yapacağını yapmış ama bitti diyor her şey artık. Ama ben de bitmiyor Esra Hanım, ben de bitmiyorum. Ben ölsem mezara girsem bu olay benim şu kemiklerimi unutmaz. Ama peki, çok uzun süreli bir şey de yaşamamış ki Esra Hanım. Ama öyle mi? Yani, zoruma tamam, gidiyorum. Yani ama haklısın. Bak Edip Bey ne diyor? Uzun süreli bir şey yaşamamış. Hayır ya şöyle. Eminim şu anda herkes saldıracaktır bana. Kadınlar bakıyor vallahi. Yani ben kesinlikle Selim Hanım'a katılıyorum. Tabii sonuçta aldatılmış yani. Hani bir de aç bırakalım ama Edip Bey, ben aç bırakalım yani ama. Yani şimdi bu kadar özürden sonra iki tane çocuk üniversiteyi bitirmek üzere biraz böyle bir tolerans göster de. Gösterim ama benim çayımda bir zeytin dahi yoktu orada buluştuğunda. Selim'e diyor seni diyor ben yani düşünemedim diyor. O anda diyor gözlerim dönmüş diyor, bir an önce kadından yatmak kalkmak istedim diyor. Bir dakika. Gözlerim dönmüş böyle Selim'e diyor, böyle diyor gözlerim diyor. Bir şey sormak istiyorum. Edip Bey'in de söylediğine istinaden. Evet. Aldatmanın kısa süresi uzun süresi olur mu? Olmaz. Ya hayır, şunu soracağım. Kadın üzerindeki etkisi anlamında. Mesela bir aylık ilişki yaşamış, bir senelik ilişki yaşamış. Hayır. Size hissettirir mi? İzleyicilerimiz de cevap versin. Instagram'ımıza da yorum yapın. Mesela eşiniz bir aylık sizi aldatmış, bir kere birliktelik yaşamış, diğeri bir yıldır birliktelik yaşıyor. Hangisi yani etki mekanizması anlamında sizi ne hissettirir? Ben önce cevap verebilir miyim? Tamam, bir Edip Bey bir erkek olarak cevap versin. Teşekkür ederim izin verdiğiniz için, sağ olun. Tabii. Yani bir kere de olsa, 10 kere de olsa, bir sene de olsa, 10 sene de olsa sonuçta aldatma aldatmadır. Bunun adı değişmiyor netice itibariyle evet. Ve kadın hani çok klasik bir söylemle, siz eminim çok daha iyi bilirsiniz. Yani kadın affeder ama asla unutmaz. Evet. Tabii, yani kadın bunu kaldıramaz, tahammül edemez. O nedenle benim için, bana göre hiçbir şey fark etmiyor. Hı-hı. Yani bir veya on fark etmez. Peki kadınlar ne hissediyor acaba? Vesile? Yok Esra Hanım, ben hiç yani kabul edilecek bir şey değil. Ben şunu merak ediyorum. Aynı şekilde bir de karısı onu aldatsaydı ben kocası boşardım, ne yapardı? Boşardım dedi. Boşarım dedi, ben ökeyim dedi, ben orospu taşıyamam dedi, boşarım dedi. Hı-hı. Ben onu evet. Atarsan... Bir dakika, arkada bir tane beyefendi var, ben bir de ona sormak istiyorum, size. Kısa süreli aldatmayla uzun süreli aldatma aynı olur mu? Olmaz. Ne? Neden? Ben öyle şeyi kabul etmiyorum. Siz hiç aldattınız mı eşinizi? Yok. Hiç aldatmadınız. 50 senelik evliyiz biz. Oy maşallah ya. Maşallah. Bir torunlarımız var. Eşiniz hangisi? Ha. Belki burada diye mi söyleyemiyorsun? Evet diyor. Biraz da öyle. Biraz belki burada diye. Teşekkür ederim. Tamam. Hiç aldatmadı mı? Hiç aldatmadı. Ay ne güzel bak. Nasıl, bir dakika, ne, nasıl sağladınız bunu? Ne yaptınız da aldatmadı? Bak dinleyin. 50 yıllık evliyim. Evet, tecrübe konuşuyor. Ha? 50 yıllık ve de 18 yaşında beni annem baba verdiler eşime. Kayınvalide, kayınpeder, kayın beraber oturduk. 28 sene kayınvalide, kayınpeder çektim. Onları öbür tarafa yolladık. İki tane öbür tarafa yolladık. İki tane pırlanta evlatlarım. Peki nasıl hiç aldatmadı? Siz nasıl davranıyordunuz? Güvendim, o da bana güvendi. Güvenerek oluyor mu sadece? Ya ben
yani yapmadı. Acaba çok didiklemediğiniz için ortaya çıkmamış olabilir mi? Yok, yok. Yok. Öyle bir şey yok diyor. Tamam. Hadi inandık. O zaman bir Mustafa Bey gelsin bakayım. Selim'e yumuşayacak mı bugün? Mustafa Bey gelsin. Çocukluk tamam, aşkıyla şey? İmam Nikah'a. Aa! Oo. Bak bak Mustafa Bey kırmızı bir kutuyla geldi. Evet. Herkese mutluluklar, iyi günler. Ben de buradan mutlu olarak ayrılacağım bugün inşallah. Ama ya, ama gerçek olmayacak bu, sahte ya, sahte mutluluk olacak yani. Ben unutmadım ki. Aynıyım, aynı Mustafa, aynı. Sen bana çok ayıp ettin Mustafa, ayıp. Aynıyım ben. Ben yani buradan sahte mutluluk yapacağım beni. Bir ben diyeceğim sahte yani, sahte. Çok olur ayıp ettin sen. Ben onu gerçek yaparım yani. Yapmayacaksın, konuşma, alçak. Terbiyesiz, sen oraya ilişki yaşadın, gittin kadından biri. Biraz. Kadın güzel miydi diyorsun? Kadın 150 kilo kız, böyle tam kendine layık birini bulmuş işte. Peki ne aklına geliyor Selim'e? Mustafa'ya bakınca ne aklına? Ya benimki o, ben bakınca ben taştırıyorum, orada ilişki yaşadı, gittin yine yemek yedin evimde. Özürme gidiyor. Ya böyle, burada böyle yaptığına bakma, çok iyi anlaşıyoruz aslında biz. Hiç öyle görmüyor Mustafa. Gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Yani çok iyi anlaşıyoruz aslında diyor. Mustafa Bey çok pişman ama ya Selim Hanım yapma. Ama bak bakar mısınız, bak dünden ne diyor, bak beni. Ne diyor? Söyle bakayım Selim. Beni eleştiren insanlar var, Instagram'da çok ayıp ediyorlar. Ne diyorlar sana? Bırak gösterdim ya bak. Bu mesela, bu mesela Rusya'da gitmiş bir kıza pırtanmış, gel yavrum sana pırtanayım demiş. Peki bana ne alıyorsun? Ne demiş sana? Rusya'da bir Rusya'da Rusya'daki kıza kıyafet evet, almış. Evet, bana beni niye düşünmüyorsun? Beni niye görmüyorsun gözlerin ya? Hepsi elin eskisi, yıllardır böyle 25-26 yıldan beri böyle yaşıyorum. Beni, ya ben sana beni her zaman diyorum. Görmüyor. Yırtıp açmadan geziyorum, göğüde görüyorum. Gidip alak diyorum ben her zaman, ağlıyorum, her zaman söylüyorum. Gitmiyorsun. Mustafa Bey, size açıkça bir soru soracağım. Ama ya, dürüstçe cevap vereceksiniz. Evet, buyurun. Sizin yurt dışında sevgiliniz var mı? Yok. Hiç oldu mu? Hayır, olmadı. Arkadaşlar, ama gözünüz yana bakıyor. Bir dakika, doğruyu söylemiyor. Hayır hayır, öyle bir şeyim yok. Evet bak, şimdi bir dakika. Yalan söyleyenler konuşurken gözünüze bakmaz, sağa kaçırır. Siz sağa kaçırdınız. Yok hayır hayır. Ama hayır, yine kaçırdınız. Ya utanıyor sizden. Arkadaşlar varsa bir bağlasan değil mi? Arkadaşlar bağlansa, arkadaşlar biliyor bunu. Bağlansın, benim sıkıntım yok. Ben hiç, yani hiç yurt dışından biriyle aldatmadınız. Yok hayır hayır. Aldat desen mi aldatın? Bebe para bile getirmedi. Ama bak şimdi Kamile evet, itiraf etti. Aldatmadım diyor. Aldattı, Kamile canım, itiraf aldattı, etti Esra Hanım. Ama yakalandığı için itiraf etti. Esra Hanım, ben bir şey daha diyebilir miyim? Sen kaybetmenin elinden musun varsa. Tamam, bir sor bakalım. Şimdi ben bunun bir arkadaşı, ben aldatıldım ya, bunu duymuşlar. Bunun bir arkadaşı bana dedi ki, kendin çalıştı beraber. Selim'e dedi, bacım dedim, senin kocan dedi. İki yıl önce bir kadınla görüntülü konuştu. Bu benim karım demiş. Ben telefonu alalım. Bir dakika, çok şey anlamıyorum. Selim'e bir dakika. Şimdi bunun bir arkadaşı beni aradı. İki yıl önce biriyle görüntülü. Bu bir kadınla görüntülü konuşuyor. Bu benim avradım diyor. Yalan söylüyor. Ben telefon alalım daha 4-5 ay oldu. Bir dakika, 2 yıl önce kime evet, görüntülü konuşuyor? Bu kadın kim söylüyor? Bu da mı Kamile? Kesinlikle öyle bir şey. Olsa var derim yani. Var, arkadaşım dedim. Şey arkadaşım söyledi. Yok, arkadaşım öyle bir söyledi. Şey yok. He. Bu benim arkadaşım değil diyor. Evet, böyle peçeli zarlı diyor, benimle konuştu diyor. Bir ağabeyiniz bir kadın, biraz kilolu dedi. Hayır öyle benim bir şey yok. Demiş Kamile'ye. Aa, bir dakika, o da mı kiloluymuş? Hangi kadın? Yok yok, Kamile kilolu ya, gene onunla mı konuşuyor? Çünkü bu Kamile ki bundan... Hayır, sen o da kilolu bir kadın dedin demin. Evet, şimdi şöyle, Kamil ki bunu telefonu yıllardan beri kaydetti. Ben onu Kamil babaoğlu zannediyordum. Hmm. Bunu yıllardan beri kaydetti bu Kamil'e. Yok yok öyle. Evet ha, evet Kamil. Ama belki o başka kadındır. Yok yok öyle Kamil bir şey yok. Kamil yani. Kendi, kendisi yanılıyor, öyle bir şey yok. Esra Hanım, ben konuya gelmek istiyorum. Gel bakalım. Sen benim soyadımı sormadın şimdiye kadar. Soyadını? Evet, sormadın. Ne senin soyadın? Benim kızı soyadım Soylu. Benim babam. Bunu herkes bunu dikkat edin yani, dinlesin, seyirciler de dinlesin, rica ediyorum, Osmanlı'da özellikle. Ben Ali Soylu'nun kızıyım. Benim babam bu bize elektriciydi. Benim annem babamın ikinci hanımı. Benim abilerim benden hep miras kaçırdı. Bizim babamız sırafı kazasında öldü. Babamın evi böyle eşya doluydu. Babam kaza geçince eşyaları kaçırdılar, donunu değiştirdiler. Sonra benim babamın bakuru varmış. Babamın bakurunu ablamla kız kardeşim diyor, ikisi de boşandı. Bana hiç bu bakuru, ben abime sordum, 14 yaşındaydım. Abi dedim, babamın dedim bakuru var. Kızım benim bakurum var, ben ölürsem yersin diyordu dedim. Babamın bakuru var mı abi dedim, inkar ettiler. Ben de ufacıktım, unuttum.
soylu babamın balkonunu yiyor. Şimdi nereye geleceğiz? Yani ne oluyor yani şu an? He? Ne yani, anlatıyorsun? Yani devlete soy sesleniyorum yani. Onun sonra öteki başıma tamam, boşandı. Tamam, o başka konu ama onu sonra konu. Şimdi herkes izleyicilerin de kafası karışır. Yani senden mal mı kaçırıldı? Evet, evet. Tamam, biz onu ayrıca araştırırız. Arkadaşlarımıza söyleyelim. Senin babandan sana bir bağkur emekliliği ya da bir maaş kalıyorsa bizim arkadaşlarımız... Bana söylemediler. Onu tamam, onu boşandı. Söylemese bile devlet onu bağlar. Orada bir tabii, şey tabii. olmuştur. Tamam, ona yardımcı olalım. Onu bununla tamam, bırakmayın. Tamam, ona yardımcı olalım. Peki bu çok sen önemli. Mustafa ile ilgili ne düşünüyorsun? Konumuz o. Şimdi Mustafa ile ilgili ben ne diyeyim? Ben çoklarım var. Ben yani evimi terk edemem bu saatten sonra. Allah'a havale ediyorum. Bak benim dayımdan kaçtı. Yani kimden bahsediyorsun? Görümcenden. Hani bunu hani o kadın al demiş ya Topal Melek. O Topal Melek 3 tane çocuğunu bıraktı. Benim dayım aslında Topal Melek'in kız kardeşinin nişanlısıydı. Dayım baldızıyla kaçmak zorunda kaldı. Dayıma gelmiş, dayımı tamam. tahrik etmiş. Selim'e bir paket görüyorum Mustafa'nın yanında. Görüyorum ama benim onu hiç yani. Mustafa Bey ne var bu pakette? Verin bakalım Selim Hanım'a bir paketi. Ne varmış bu kırmızı, süslü, cancanlı? Bir bakış. Bu daha fazlasına layık ama şimdilik bu kadar yaptık ya. Hiç beğenmedim. Ayıp ediyorum. Ay, tamam açalım içelim. Ne var ki bunun içinde ama biz görmedik. Bir açsaydık bakalım Mustafa Bey. Siz çıkarın içinden. Bakmadan öyle yapma, ayıp ya. Selim ne yapıyorsunuz diye. Onu götür Kamile'ye ver. Kamile'ye ver. Terbiyesiz. Defol gitti. Ne ilgisi var ya? Tamam artık bitti ya. Ama yani bir bakalım ya, içinden. Bitti geçti artık, gitti. Tamam. Benim hanımım bir sensin. Bir bakalım ama bak özür dilerim. Bir göstersenize içinden. Mustafa Bey siz çıkarın içinden. 26 yıldır beraber yaşıyoruz. Ayıp sana ya. Bakayım. Güzel bir virüs. Bak. Bir şey daha, bir şey daha var. Götür aldın yere koy. Götür. Şimdi adam var. Bundan sonra da alma. Ben elini silsin diye mi alıştım. Götür onu Kamile'ye ver. Kamile'ye ver. Hayır, burada bu kadar insanlar var. Bak. Alça. Defol git. Defol. Neden Selim'e? Ya almasın. Ben hem o rengi ben beğenmiyor. Sevmiyorum o rengi. O rengi sevmiyormuş. Ha. Bir dakika. Gitti, o başka. Niye kırmızı rengi sevmez misin? Sevmem ben. Ben kırmızı ben giymem ki. Değiştiririz. Sen maaşımı adam hiç aldın mı şimdi adam? Aldın mı şimdi adam? Hiç aldın mı? Aldım mı? Aldım giymiyorum. Ben öyle fıtısı giyiyorum öyle fıtısı. Nerede kimse söylüyorsun ben bu fıtısı onları giyiyorum. Her zaman bunu yapıyorsun Selma. Ben öyle fıtısı bak sen ne yaptın Rusya'da? Gel yavrum sapırttın mı adam dedin gel tamam, uzuna. Tamam burada kaçın. Beni niye gözün görmedi? Orada kaçın. Götür defol götür. İnsanlar var bak. Götür onu çopatan götür. Allah Allah. Bir bakabilir miyim Mustafa Bey içine? Bana verir misin? Ya şimdi adam almadı. Bundan sonra niye ben ihtiyacım sonra niye aldım? Şimdi adam almadı. O da kendisi üzülüyor işte. Şey yapmış. Ya alsam gene böyle yapıyor. Ne aldın sen şimdi? Ne aldın ne? Ya Ayşe'yle aldık getirdik beğenmedin geri gönderdin. Çabuk şey yani cingel rengi bana yakışır mı? Captal rengi. Hayır. Bir dakika bunu niye beğenmedin sen? Aptal rengi o bana yakışmaz. Ben esmerim. Esmere yakışmaz mı? Hayır bana yakışmaz o. Bir dur tutayım. Hem de ben yok yok. Bir tutayım ama nasıl bir yakışmaz? Bir ayağa kalk bakalım. Bir ayağa kalk. Bir dur beyim. Bak. Esra Hanım'ı kırma. Bakın yakışır mı? Yakışmaz yok yakışmaz. Yakışmaz. Vallahi çok güzel. Niye çok yakıştı Selim'e? Ben onu giymem. Hayır bunun üstünde ne var dedim beğenmedin? Ben beğenmedim. Beğenmedin. Ben beyaz seviyorum. Beyaz seviyormuş. Evet, tamam değiştirsin. Bir dakika Mustafa Bey senin beyaz... Tövbe. Mal o Kamil sen değil mi ancak aşkını bilir. Ay aşkım Kamil elmişim gözüm. Selim'e peki bu? Onu beğenmedim. Ama bu çiçekli etek bu gayet güzel. Gel bakayım buna gel. Ama güzel değil mi kızlar? Ya Kamile'ye versin Kamile'ye. Esra Hanım Kamile'ye versin. Ama bu etek güzel. Ya ben şimdi adam hiç almadım ama bu saat özel almasın. Benim zaten elini geçsizini giyiyorum zaten. Ama niye bak bir özenmiş hani hiç kıyafet başını almadın. Başını niye sonu aldı? Alçak bana plan yaptı proje yaptı Topal'dan. Topal'a başlık verdi demedi yatırdı parayı benden kaçırdı. Bilmiyorum bence siz de düşünüyorsunuz. Götüle Kamile'ye ver. Terbiyesiz. Nayet olsun senin de ben onu da atacağım. Ben onu da atacağım.
oturdum. Mustafa dedim ne yedin Kamilen'den dedim. Tabii kadın aşk yaşı yiyecek yemek yapacak vakti yok ya. Yemek hazır dolapta ısıtılıyor. Bak bak bir şey olsa bu ne diyor biliyor musun arkadaşlar? Bir dakika. Bir şey olsa Selim'e benim kulağım duymuyor. Ha gözüm görmüyor. Sen Kamilen'e böyle mi? Kamilen. Kamilen böyle mi oluyor? Niye öyle gidiyor? He? Niye gözü görmüyor? Yani şey bir şey olsa Selim'e ben mesaj okuyamıyorum diyor yani. Kulağım duymuyor diyor. Sen Kamilen'e böyle mi bu kadar anda? Kamilen. Kamilen. Kamilen gel aşkım. Etme. İşte öyle. Bak Mustafa gözün gelme kulağımı Kamile'ye ta aydınlan aydınlan geldim ben Esra'mı siz bilmiyorsunuz. Ben benim hanımım sensin. Esra Hanım sus. Esra Hanım bak bakar mısın bana Esra Hanım bak beni iyi dinle sen bilmiyorsun. Söyle şimdi bu aydınlan geliyor ya bak. Aydınlan geliyor bak iyi dinle. Gerçek bu gerçek. Aydınlan bu Maraş'a geliyor. Ben Maraş'a çok yakınım yarım saat var. Bu beni ayaklar altında depeliyor. Ben orada çadırda çay yapsam bile yağmur yağıyordu. Çay zeytin yok çay yanında. Zeytin Esra Hanım bu gerçek. Zeytin yok hiçbir şey yok bir ekmekle çay. Benim Maraş'a geliyor Topal Vadisi diyor ki de buna. Bunu bırak. Bu deli. Bu deli. Aynı bunu şey. Bırak. Parası var kardeş. Bana bakar diyor. Tamam mı? Bu benim de perepi. Maksuz eve uğray versin 2 dakika. Selim'e desin 500 lira versin 500 lira. Gide bir kafasını kaldırın. Değil Selim mi? Selim'e bak sen anlattıklarında haklısın. Bunu biliyorum. Beni niye aç bırakıyorsun Selim? Ben o zaman boşan madem bakmıyorum. Boşan başım tarzına bakardım. Selim'e böyle yapacağız. Bak şimdi. Şimdi madem boşanmıyorsun. O zaman bu adama ısınmaya çalışman ve affetmeye çalışman lazım. Bir yanına otur bakayım. Oturmam ya. Hayır oturunca ne hissedeceksin ona bakacağım ya ben. Ya oturamam orada Kamile. Otur ama bir otur. Orada Kamile var biz oraya sığar mı gelsen Allah aşkına şurada bir kadın oturuyor. Aha bak burada bir koca bir Kamile var. Aha şurada aha buraya Kamile oturuyor burada. Bu da bunun kocası. Biraz otur bir beş dakika otur. Bak hele böyle insanların içinde böyle yapıyor. Yalnız olsak var ya. Yok canım. Yapmaz. Evde de böyle evde de böyle. Yalnız olsa ne yapar Mustafa Bey? Ya sohbet ederek otururuk yani. Ya ha bir de kavga yapıyor yalan söylüyor yalan. Eski tadımız kalmadı. Tadımız kalmadı. Aramıza Kamile girdi. Koca bir şişman bir kadın girdi. Ha böyle dev gibi orada oturuyor bak. Peki bir Mustafa Bey'in yanına bir otur. Beş dakika oturmanı istiyorum. Bir şey bakacağım. Bir otur. Bir otursun. Bir görelim. Ha, bak yakışıyor da birbirimize. Bakayım bakın. Yakışıyor musunuz? Bakın bu benim. Ya elini sürme defol git şöyle dur ya. Bir baksana bakın ne yapıyorum ya. İnsanla bir görsün bakalım. Tabii görsün. Yan yana nasıl duruyorlar? Ne diyorsunuz? Bak yakışıyor bir şey birbirimize. Dur bakayım. Ama Kamile var burada. Kamile. Ben onu merak ediyorum. Nasıl ikna? Ben varım. Ya sen Kamile var. Kamile. Dur Mustafa dur yavaş yavaş dur. Acele et. Kamile var. Ötemez yaklaşık git defol. Yok dur. Gitsin yanına git Mustafa. Git. Yok burada Kamile var ortamıza. Kamile girdi aramıza. Yok, Kamile yok şu an. Kamile yok artık ya. Nereden çıktı Kamile? Bir yan yana dur. Bak. Tamam. Onun üstüne oturdum gitti. Ha. Selim'e bir şey yapma. Evimize gidelim. Çorumuza çocuğumuza bakalım. Güzelim. Bir sesli söyle. Biz de duyalım Mustafa Bey. Bakayım nasıl ikna ediyorum bir kadını. Söyle bakalım. Sen o zaman ben sana bir şey deneyeceğim. Sen tekrar et tamam mı? Bak. Sen bir sor. Ben deneyim tekrar et. Evimize gidelim. Bir dakika olacağım. Aramızda kimse yok. Tamam. Sana bir şey deneyim. Benim aşkım sensin. Hanımım sensin. Ben sana şimdi bir şey deneyim. Ben sana şimdi bir şey deneyim. Onu tekrar etmek istiyorum. Hı. Söyle bakalım. Kamile diyeceksin. Bir gecelik bile olamadı. 3-4 saat bir kadın oldu. Sen hayatımın kadınısın diyeceksin. Ama açık açık söyle. Öyle. Yok öyle değil. Sen açık açık söyle. Öte var söyle ben duyacağım. Kulağım duyacak. Tamam. Öte var dinle. Bak tamam. Kamile bir gecelik daha olamadı. 3-4 saatlik bir kadındı. Tamam. Sen hayatımın kadınısın ama açık açık herkes duysun. Hadi bak. Tamam. Hadi. Söyle Kamile bakayım. Bir saatlik bile olamadı. Bir saatlik de 3-4 saatlik. 3-4 saatlik bile olamadı. Sen benim ömür boyu hanımımsın. Bravo. Bravo. Ha tamam bitti. Yok ya oturma gene de oturma. Hiç uzak dur yani gene de yaklaşma ya. Kucuk alıyorum. Onun kokusu var senin üstünde. Defol hadi. Ne yapıyorsun ya? Hadi git. Kokusu var ya. Ne demek? Kokusu var ne demek? Yok bu ya. Onun teninle teni buluştu. Bir tamam. Yıl geçmiş bir yıl. Teniyle teni buluştu ama artık gitmiştir üstünden onun teni. Başka ne desin? Seni iyi hissettirecek bir şey daha söyle o zaman. Tamam Selim Hanım. Şey yapma ya. Dün şartları vardı. Yani. Telefonu halletti. Sonra başka ne vardı? Teninin kokusu var ne demek? Ona bu ilişki yaşadı Esra Hanım. Ben onu açtırıyordum ama gerçekten bu zoruma gidiyor. Esra Hanım zoruma gidiyor. Ama ben, ilişki yaşadığını kabul etti bir kere. Tamam bak senin söylediğini söyledim. İlişki yaşadıktan güzel. Sonra pişman olmuş. Tabii insanlar hata yapar. Ben de yaptım. Hata yapmaman lazım Mustafa. Sen 65 yaşında bir adamsın bak. Çorun var çocuğun var. Sana topa seni çağırmış demiş ki ne? Bu kadını al demiş. Parası var demiş. Bana bahar demiş. Niye uydun? Niye? Selim'e sen uğraşma bak. İnsanlar nasıl biliyor musun? Şunu kafana sok bak. İlk baharda yaprak açıyor değil mi?
sonbaharda döküyor, bitti. Geriye doğru dönersen bir gün gibi geçmiş ömrün. Değil mi? Bundan sonrasına bakacağız. Bak ne güzel anlatıyor Selim'e. Geldi. Selim'e diyor işte Kamil'e diyorum para manyağı olmuş ama o kadın iyi. Selim'e diyor yani. Nasıl iyi o kadın? Nasıl iyi lan o kadın? Bak bu soru da güzel. Bunu o kadın iyi mi? O kadın Selim Bursun'un evinde yatan bir şey. Hayır o kadın değil. O soru demedim. Şunu sor. Sen bak şu da önemli. Kadınlar için önemlidir bu soru. Sen bu kadına duygusal bir şey hissettin mi? Canım bunlar aylarca zaten konuşmuşlar. Bir sor yok, ama. Yok. Bir ay bile konuşmadım. Senin bu sevişiyordunuz. O çocukken ondan sonra. Çocukken değil ne çocuğu? Kamil'e başka birine nişanlı. Tamam. Sen başka birine nişanlı. İkiniz beraber sevişiyordunuz. Kamil'den sonra ben iki tane evlilik geçirdim. Sen üçüncüsün. En iyisi sensin. En iyisi sensin mi diyorsun bak. Ne güzel bir laf o öyle. En iyi kadın benim için sensin diyor Selim'e. Kafama göresin. En iyisi sensin. Temizsin. Mustafa şuradan giriyor. Şuradan çıkıyor. Peki ben bir izleyiciler ne düşünüyorsunuz? Söyle. Sen söyle. Selim'ciğim biraz bu ortaya gelebilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Tabii gel. Selim'ciğim bak sizin iki tane evladınız var. Eşinle özür diliyor senden. Tekrar diyor bir araya gelelim diyor. Tamam kolay bir şey değil bayanlar için. Hayattan unutulmaz. Aldatmanın bir ikisi olmaz. Fakat özür diliyor. İki tane evladın için affet. Affet canım bak ne güzel kıyafetler de almış sana bir bak kalk. Onu ben giymem değil mi? Hayır. Bak beğenmesen yine değiştirirsin. Ama çok güzel değil mi? Şimdi ben buradaki hanımlara soralım. Siz olsanız. Sevmedim. Bir dakika Mustafa sevmedim. Bey'i affeder misiniz? Hayır diyenler var. Kim hayır diyor? Rabia buyur. Sağ ol yani teşekkür ederim. Yani. Onu düşünecekti baştan. Kırılan bardak yerine gelmiyor. Hı-hı. Madem çok seviyordu yapmayacaktı ama... Şimdi Selim'e de şöyle kızgınım. O kadar özür diledi. Sana hediye getirdi. Yani affet. Bak çok hata yaptığını söyle. Telefonu parçaladı her şey. Sarıl affet ya. Sarılmam bir ya. Daha yaparsa o zaman hiç affetme. Zaten yapacağını yaptı bak. Zaten yapacağını Filiz yaptı. Filiz Hanım ne diyor? Bir de onu dinleyelim. Vallahi Selim'e yerden göğe kadar haklı. Şimdi Mustafa Bey geldi buraya özür diliyor. Af diliyor. Yani böyle şey mağduru oynuyor falan ama paraları deprem parasını alırken yemiş, bu kadını bu halde bırakmış. Şimdi gelmiş iki parça eşya getirmiş. Onun için af mı etsin yani? Hmm. Siz neden sizi seven bayanların kıymetini bilmiyorsunuz? Ya, ha? Ya neden dışarıdaki şeylere gidiyorsunuz da ondan sonra da şey gibi geliyorsunuz böyle sürüngen gibi geliyorsunuz, özür diliyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Neden sizi seven kadınların kıymetini bilmiyorsunuz siz ya? İnsanlar hata yapıyor. Bazı bayanlar da hata yapabiliyor. Senin bu bir hatan değil, iki hatan değil. Sen Mustafa Bey sürekli hata yapıyorsun. Yok hayır. Yok Moldova'da şey sevgilin var. Yok kız yolda duruyormuş kıyafete. Sen elalemin karısına kıyafet alana kadar karın alsana kıyafet. Bir dakika Filiz şimdi kendi eşine de kızgın ya. Bütün kızgınlığını Mustafa'dan çıkarıyor herhalde. Teşekkür ederim sana Filiz canım benim. Yani... affetmesin mi? Ne yapsın? Yok vallahi affetmesin. Affetmesin diyorsun. Ben affetmem yani. Bana göre affetmesin. Ne yapsın? Boşansın mı bu bence, kadın? Yok. Bence tazminatını alsın. O kadına nasıl yedirdiysen o 65 milyar lira parayı bu kadına da yedir. Ya. Bir şeyler al bu kadının üstüne. Boşa bu kadını. Ver tazminatını da. Ya para pul sorun değil. Biz bu, ayrı bir şey. Bizim çocuğumuz var yani. Para işi değil mi? Çocuklarınız büyümüş. Küçük değil. Şeyde beşikte bağlı değiller. İkisi de üniversite okuyor. Tamam, bak çocuk bak ama bak çocuk var diyor. Bak Filiz Hanım çocuk var diyor. Siz çocuklarınızı düşünseydiniz bu hareketi yapmazdınız. Evet. Selim Bey sen niye mutlu oluyorsun? Ben tam ona göre konuşuyorum. Sana göre konuşuyorum. Mustafa Bey bir cevap ver. Merkez böyle bir şey. Mustafa Bey ne düşünüyorsun? Söyleyin. Ya ben hanımımı seviyorum. Yani bunun böyle yaptığına bakma. İyi yani. Şimdi böyle sinirlenmiş şey yapmış ben seslenmiyorum. Ama normal olduğu zaman melike gibi oluyor yani. Evimizde neşe peki, oluyor. Peki melek gibi kadını niye aldattınız o zaman? Ya işte bir... Ya insanlar hata yapıyor sonuçta yani. Çok pişman mısınız? Pişmanım tabii. Keşke Kamile ile hiç birlikte olmasaydım diyor musunuz? Evet diyorum. Çok pişmanım yani.
Keşke hiç bulaşmasaydım. Ben biraz da saf bir insanım, biliyor musun? Herkese inanıyorum yani, güveniyorum. Ya yine sizi biri böyle Facebook'tan bir falan varmış. Kandırırsa? Efendim? Yine Facebook'tan bir kadın sizi kandırırsa yok, ne olacak? Yok yok, hayır hayır, o iş bitti yani. Peki Facebook'ta yabancı kaynakçıları ya falan çıkaracak mıyız? Bu olay oldu ya, her zaman beynime yazılır, aklımda olur yani. Ben bir daha bu hatayı yapmam diyorsunuz. Tabii yapmam. Evet. Selim'e diyor bana, bak bak ne diyor biliyor musun? Selim'e diyor, diyor yolda da bir sürü kadın var diyor. Alıyorum arabaya diyor, yatıyorum bırakıyorum diyor. Ne diyor? Sen evdeki kadınsın diyor. O kadınlar başka. Doğru, doğru. Yok ya, yok. Yolun kenarında bir sürü bayanlar var diyor, alıyorum Mustafa'nın diyor. Mustafa'nın bir akrabası attığımızda, Doğan Bey. Doğan Bey kim? Bizim şey ya. Bir bakalım, Doğan Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Mustafa abinin bir an önce Selim'e yengemle barışmasını istiyorum. Selim'e yengemin bekliyorum. Televizyonun sesini kapatır mısınız? Yankı yapıyor. Tamam. 4 dakika Ahmet kentine geçelim. Televizyonun kapatır mısınız? Küstüm. Tamam. Siz Mustafa Bey ile Selim Hanım'ın barışmasını mı istiyorsunuz? Bunun için mi aradınız? Evet evet. Selim'e yengemin de Mustafa abiyle barışmasını istiyorum. Affetsin mi Selim'e yani? Evet. Evlerine de. Duydun mu Selim Hanım? Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim canım Doğan. Çok teşekkür ederim. Hatırladın mı Doğan kim? Biliyorum biliyorum. Bak. Hem son teyzesinin oğlunun oğlu. Ha, diyor ki barışsınlar diyor. Evet. Biz çok teşekkür seviyoruz ederim. Onları barışsınlar. Ne diyeceksin Selim'e şimdi? Yani barışmak değil de hani yani evime döneyim anacağım. Çoklan falan var. Ben bunu zaten sildim yani. Birlikte el ele gideceksiniz eve. Hayır, el ele gitmem ondan ben. Ha? O Kamil'in elinden dursun o. Bir küçük yorum yapabilir miyim? Tabii buyurun. Yani Mustafa yalnız kaldı biraz. biraz erkek olarak bak şey yanında duracak. Evet. Şimdi buyurun. Ben demin de söyledim yani sen bu aldatma karşısındaki tavrın çok doğal. Evet. Bir kadın olarak. Evet çok çok. Buna da saygı duyuyorum teşekkür ve kesinlikle ederim. Affetmek çok zor. Tamam teşekkür ederim. Fakat biraz da şunu düşünmek lazım. Yani insanlar bundan sonraki hayatlarında ne kaybedecekler ne kazanacaklar. Bu bir. Evet. İkincisi biz çoğu zaman çocuklarımız için çok fedakarlıklara katlanıyoruz. Dediğim gibi çok zor. Ama bundan sonra getirisi ne olacak Mustafa Bey'le birlikte olmanın? Yani sürdürdüğün hayat açısından çocukların açısından baktığın zaman bence yani bir kerelik de olsa affetmen lazım. Bu şansı vermen lazım. Çünkü ben gördüğüm kadarıyla Mustafa Bey'de merhamet duyguları kabarmış. Eğer pişman olmuş diyorsunuz. Eğer bu merhamet duyguları çok kutsaldır, çok değerlidir. Merhameti olan insanlar hiç zaman korkmayın. Ben şahsen Mustafa Bey'in bir daha böyle bir hata yapacağına inanmıyorum. Hata yaptı evet. Edip Bey ama bir erkek olarak da hem de bir şimdi Mustafa Bey'i görüp değerlendirerek de onun aslında affedilmesi gerektiğini yani düşünüyorum. Bir kere de olsa yani şunu kabul ediyorum bir kere yani hata yapmamanın sigortası hiçbir şey yapmamaktır hayatta. Yani her insan hataya düşebilir. Önemli olan yani bilerek isteyerek bir şeyi yapmamış olmaktır. Yani bu şu anlamda söylüyorum bunu olayımızla ilgili değerlendirmek açısından. Yani Mustafa Bey biriyle bir hayat kurmak üzere gayrimeşru bir yaşantı sürdürmüş olsaydı ve bunun zaten affı olmazdı. Ama bir kere bir hataya düşmüş. Şu ya da bu nedenle. Kardeşleri, annesi bir şekilde bir takım şeyler, vaatler falan filan girmiş işin içine. Evet. Hataya düşmüş. Bence son derece pişman. Son derece merhamet duyguları kabarmış vaziyette. Ve bir daha da bu nedametten, bu pişmanlıktan ötürü de böyle bir hataya düşeceğini düşünmüyorum. Ben Selim'e affetmesini istiyorum şahsen. Tamam hocam, size yani saygı duyuyorum ama ben yapmacık olamam. Benim bir karakterim var. Şu kafamı da kesseler ben yalan söylemem. Yani suçum varsa da söylerim. Yok yani olanı söylerim. Şimdi ben bu adama tamam bu eve gideceğim. Kabul ettim sizin dediğinizi. Ama ben bu adamla eskisi gibi olmama imkanlar yok yani. Şu yerden görüp biraz zamana bırak olmaz. Bence. Biraz zamana bırak. Zamanla tanıdıkça ya da yeni halini sevdikçe birbirinizi ısındıkça. Ama eskisi gibi olamaz Esra Hanım, o iş bitti. Belli bak, yani bak şimdi yani biraz, evet, biraz zamanla bir isimsiz bir hanımefendi varmış hattımızda. Bak bir Esra Hanım, alalım. Esra Hanım uzman. Merhabalar. Selim Hanım. Merhabalar. Neyse bitirse söz söyleyeyim. Merhabalar, buyurun.
Ben Mustafa Kılıçdaroğlu'yum. Yayında ablanın ağladığını görünce dayanamadım. Yayına bağlanmak istedim. Tabii nesisiniz anlamadım. Sesimi alabiliyor musunuz Esra Hanım? Duyuyorum. Bir daha söyleyeyim. Mustafa Bey'in nesisiniz? Köylüsüyüm. Buyurun dinliyorum. Ben Mustafa Bey'in köylüsüyüm Esra Hanım. Anladım. Buyurun. Ne söylemek? Bir dakika. Benim eşim kaynak ustası. Mustafa Bey de arkadaşı. Yayının başında ben Selime ablanın gözyaşlarını görünce dayanamadım. Aramak istedim. Mustafa abi eşime daha önce İspanya'da bir kızı olduğunu söylemiş. Gerçek mi? İspanya'da kızı mı var? Gerçek mi lan? Yok. Evet. Kime? Sadece bu kadar da değil. Ne? Başka ülkelerde başka kızları olduğunu da söylemiş eşime. Sizin? Öyle mi? Ben eşim yanında arayıp bağlanmak istedim. Ama bir dakika eşiniz... Hele böyle hiç fark edilmiyor, ona fark gönderiyor. Eşiniz Mustafa Bey'in arkadaşı başka ülkelerde başka çocukları olduğunu söylemiş Mustafa. Evet. Aynı zamanda İspanya'da da bir kızı olduğunu söylemiş. İspanya'da. Evet. Gerçek mi lan? Gerçek mi? Bir dakika. Ulan ben seni öldüreyim lan, ben seni öldüreyim, ben seni hapse gireyim lan, ben seni öldüreyim lan. Dur ya, bir dakika, bir saniye. Yok yok, hayır öyle bir şey yok ya. Böyle bir şey söylediniz mi bilmiyorum. Bayanı da tanımıyorum inan ki. Hayır siz hiçbir arkadaşınıza böyle bir şey söylediniz mi? Teşekkür ederim canım benim, daha anlatır mısın yok daha? Yok ya, söylemedim. Sen sus ya. Be lafı kestik canım. Özür dilerim, lafını kestim canım benim, konuşur musun? Geliyor mu sesi? Şu an aldınız sattan. Vallahi kim olduğunu da tanımadım yani. Hayır zaten kadını tanımıyorsunuz. Eşini tanıyorsunuz. Evet. Eşine... Senin çocuğun var mı başka yok, yerde? Yok öyle bir şey yok ya, yok. Var mı lan? Yok ya, kesinlikle yok. İspanya'ya ya. Gittiniz mi hiç? Ya gittim, orada bir fabrika söktük geldik. 45-50 gün ne kaldı. Ne kadar kaldınız İspanya'da? Hele bu eve para getirmek demek onlar para gönderiyorlar mecburen. Demek ki yani ben tabii bilmiyordum İspanya'ya gittiğinizi. İspanya'ya gitmiş gerçekten. Gittim de öyle bir şey yok yani. Öyle bir çocuğunuz. Sen beni anlamıyorsun. Sen neymiş ondan? Sen neymiş ondan? Allah'ım. Neden çıktın karşıma ya? Senin karşıma çıktığın günde lanet olsun lan. Ya senin çocukların var mı başka yerde? Allah'ım ben bunu ne yapayım ya? Böyle bir şey olabilir mi Mustafa yok, Bey? Yok yok, hayır öyle bir şey yok. Ama niye böyle bir şey söyledin? Mesela İspanya'ya gittiğini biz hiçbirimiz bilmiyorduk. Yok, dün çünkü yok, Amerika, Karayip adaları bir şeyler konuşuldu. Şey, çocukların var mı senin? Var mı? Yok yok. Var senin çocuğun var? Yok diyorum ben sana ya. Olsa benim çocuğum, sen bilmem mi bu zamana kadar? Ulan şimdi yalan mı söylüyor o bayan? Yalan söylüyor tabii. Ben mi yanlış anladım evet. Acaba telefonda aha. Mustafa Bey'in şey eşine söylediğini söyledi. Evet evet öyle söyledi. Sana öyle bir şey söyledi mi? Bir söylemedi. Hayır hayır, ona değil, hanımefendinin eşine söylemiş. Ha o eşine, özür dilerim. Evet, tamam. Ya sen arkadaşın ona söylemiş. Öyle bir şey yok yok. Allah seni şey... belanı versin lan, ben seni ne yapayım lan? Ben seni ne yapayım, ne yapayım? Ben seni öldüreyim, ben seni öldüreyim, hapse gireyim lan, ben seni namusumu temizleyeyim lan. Hanımefendi bu arada devam et demiş, bazen çocuklar Türkiye'ye geliyor görüşüyor çocuklarıyla demiş. Yok hayır öyle bir şey yok, olsa kendisi bilir ya, değil mi? Peki ama bu kişi diyelim ki... Sen evde yoksun ki, zaten evde yoksun. Sen ben insan babana göre demek ki parla hep onlara veriyorsun çocuklarına. Yok öyle bir şey ya. Baba kız bu neymiş bu böyle? Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii Allah, ben de doğru mudur değil misin ama misin, desin ya? Böyle bir şey doğru olmasa bile birine anlatmış olabilir misiniz? Ya bir şaka maka yapmış olabilirik yani. Ha şimdi bak hiç söylememiş değil. Şaka yaptınız mı böyle bir şaka? Ya, olabilir, ben hatırlamıyorum. Bir aramızda niye herkes... Hiç böyle... Niye sen böyle bir şaka yaptın? Lanet olsun bu neymiş bu adam? Allah bunun belasını versin. Şey ben hastayım, ben kolumu her yerim ağrıyor ya. Ben hayır, hasta ne düşündünüz bu anlatılanlardan? Buyurun abi hanım. Manyak ya. Esra Hanım, bu boşuna söylenen bir laf değil. Bence vardır. Çünkü gözleri kaydı. Telefonla konuşunca şaşırdı. Ateş Hanım beğendin mi? Şöyle bir şaşkınlık yok, içindeydi öyle bir şey Mustafa yok, Bey. Öyle bir şey yok ya. Yok yok diyorsun. Al yakalamasaydı onu da yok diyecektim. Kendine. Evet evet evet, yakaladım. Ya kalkıp bir daha mı atıyorlar size ya? Ayıp ya. Varsa yeter. Söyleyeceksin ya. Yok, 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 hayır yok. Bir şey yarın zaman çıkmasın. Bunlara ya. Allah belanı versin sen. Ayıp ya. Dilerine sağlık. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya, tam biz işleri yoluna soktuk. Ya. Bu kadın olmayan nereden çıktı şey, arkadaşlar? Biz geçimize bak yok, çocuğumuza bak yok ya. Ateş şey olmayan yerden duman çıkmaz. Ateş olmayan duman çıkmaz. Bu senin başından çıktı gene. Yok. Çek namussuz. Böyle bir şey varsa. Yok hayır yok yok.
Böyle yok. Bir şey varsa gerçekten söyleyin yani. Yok, hayır, yok, kesinlikle yok. Niye ki? Var. Ateş olmayı hemen bekliyor, biz bir şey çıksa da saldırsak. Ateş olmayı da duman çıkmaz. Senin bir daha başlata çıkıyor bu. Allah öylesin inşallah. Selim'e neye gülüyorum yok, biliyor musun? Şimdi bizim kadınların da böyle bazen kocaların eski eşlerine kızgınlıkları oluyor. Bekliyorlar ki bir şey çıksa da bizim adama saldırsak diye. Şimdi tam istediğiniz oldu. Her şey bana düşman oldu. Tam apartta bekliyorlar. Evet. Teşekkür ederim. Yani seni çok sevdim. Teşekkür ederim. Şey yapıyorlar. Şu arkadaki hanımefendi, ben adınızı göremedim şu an. Nesin? Hepinizi çok seviyorum canım benim. Sizi hiç unutmayacağım. Gitsem hep aklımdasınız yani. Kadın o kadar çileyi çekmiş, açtırmış, susundurmuş. Gözlerim aklım öyle oldu bak, ağlamak. Katlanmış. Bak, buna katlanamıyor. Kamile aklından çıkmıyor kadın. Açlığa katlanamam ama o kadar katlanmış. Paraları yedirmiş. Kadın açtırmış. Üstü yok, başı yok. Dün eteğini gösterdi ya. İp bağlamış eteğini. Yazık, günah değil mi ya? Niye öyle yapıyorsun sen? Gidiyorsun ona Bey, buna para yediriyorsun. Mustafa Bey bugün etek getirdi, bluz getirdi, kabul etmedi. Ama getirdi ama kalbi kırılmış bir kere, düzelmiyor ki. Affetmiyor. Vesile Hanım. Affetmiyor, affedemiyor. Bu konuyla ilgili Vesile Hanım ha. Teşekkür ederim. İnandırıcı gelmedi açıkçası. Hangisi? Çocuğu var. O, ben ona inanmadım. Ben boşanıp boşanmayacağına dair bir şey söylemek istiyorum. Ne yapsın biliyor musun? Maaş kartını Selim'e teslim etsin. Selim'e de onu affetsin. Evet. Ama kredi çekti canım. Kredi maaş adın yok. Maaş kredi çekmiş zaten. O zaman çalıştın ödesin onu da. Ya verdim. Kaç defa kredi kartını siz buna verdim. Siz inanmadınız çocuğa. Hayır, bakalım. Kredi kartını gel bakalım. Ver. Kredi kartını ver. Verim, sıkıntı değil benim. Ama maaş şey kesiliyor. Ondan sonra maaş gene kesilecek ama. Ya yatırdım, bitti şey, kesinti yok maaşta. Artık topala para verim ben, Kamil'e para verim ben. Ben bir de bir şey vereyim. Aa, aklıma ne geldi Selim'e? Benim aklıma bir şey geldi, dur da. Şimdi telefonunu versin Mustafa Bey, ekip arkadaşlarımıza. Ekip arkadaşları baksın bakalım çocuğu var mı orada, birileriyle konuşmuş yok mu? Yok öyle bir şey, baksın E-Devlet'ten baksın, gözükür, doğru. E-Devlet'te belki yurt dışındaysa olmayabilir. Şimdi yurt dışında çocuğu var. Sen benim aklıma bir şey geldi canım. Alın telefonu, gel Zuhal. Bak bizim kadınlar apartta bekliyor burada. Esen benim aklıma bir şey geldi canım ya. Yok öyle bir şey yok. Ben şimdi hadi evet yüklemeyiz yani, seslenmek istiyorum buradan. Devletimize, Cumhurbaşkanıma falan. Şimdi benim kocam mesela benden habersiz bir daha kredi çekemezsin. Ben bunun vasisi olmak istiyorum. Tamam, zaten çekemem ki. Ama çekti canım, çekti. Senin nesi olacaksın? Senin vasisi olmak istiyorum. Olabilir mi Elif Bey? Ama doğru söylüyorum. Hayır, olmaz, deli mi ki? Deli çünkü, deli olmasa kredi çekip de topan bela verir mi? Kamile derim mi abi? Öyle olmaz ama sana kartını veriyor işte kuma. Öyle vasi olmaz. Ama abim bak şöyle. Bu yani benden habersiz kredi çekemesini istemiyorum. Ya benden habersiz bir şey yapamazsın. Bu da bana kredi çekiyor. Durma lan çünkü. Bak, durma kredi çekiyor bu adam. Zaman hanımın imzası olmadan çekemiyorsun zaten. Ay Selim'e. Ben bunu vasit olmak istiyorum. Bu adam hava yedi. Bu adam hava yemese. Çocuklar beni altına aldı. Onun kanıtlanması lazım. Öyle olmaz. Selim'e. Bak bir şey söyleyeceğim. Uzun zamandır hiç bu kadar tatlı birini görmediğim için bu kadar gülmemiştim. Yani sen de çok yaşa beni güldürdün. Ama ben aileden beri ağlıyorum. Burası gülüyorsa bakma, ben aileden beri ağlıyorum. Hanım. Ay, gözlerime baksana, gözlerim ya, çok hortlak gibi oldu. Ben böyle değildim önce, gözlerim güzeldi böyle. Gözlerim hortlak gibi oldu bak, hortlak gibi. Yok öyle, o kadar kötü gözükmüyor. Ağlamaktan oldum ama. Şimdi bak ne yapalım biliyor musunuz? Siz gelin arka tarafta bir, bence sizi bir yemeğe götürsün arkadaşlar. Benim o yemek bağımdan geçmez. Oğlum bugün hasta ev otelde. Oğlum hasta, bugün dişi ağrıyordu. Eti şişmiş. Ben sabah kahvaltı yaptım. Tamam, doktora götürürüz. Bağımdan geçmedi. Doktora götürürüz onu. Götürek. Tamam. Onu acı çekiyor, yemek yiyin. Siz yemiyorum. Baş başa yemek yiyin. Siz kendinizi anlatın. Ben buna yemek yemem. Sen olma yemek yerim ben. Buna yemek yemek istemiyorum. Olma yiyeyim. Ama bir dakika. Ya boşanacaksın ya bu adamı affedip evin içine gir. Şimdi her dakika konuşup bak, ben hep şunu söylerim. Birini affedecekseniz ya da bir evliliğe devam edecekseniz o zaman her dakika bu konuyu açmayacaksınız. Evet, anladım. Esra'nın bak oğlum, ben konuşayım o zaman. Ben şimdi bu adamla tamam gitmeye kararlıyım yani. Ben boşanma taraftarı değilim. Yani buradan bayanlara da sesleniyorum. Yani kimse yuva yıkmasın yani. Yastık değişmenin kader değişmez. Evet. Evet. Ben yani hadi yuvamı yıkmak istemiyorum. Benim oğlum var, kızım var, dostum var, düşmanım var. Benim deniz kurumu kadar düşmanım var. Onları sevindirmemek amacıyla ben bu yuvayı yıkmam. Ben buradan giderim evime, gene evim kadını olurum ama buna hiçbir zaman affetmem. Unutmam bu. Aklımdan çıkmıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Affetmediğim biriyle evli kalmak çok büyük yok, bir işkence. Ben kalırım. Kalırım, ben ne yapayım? Nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi karı kocalığınız devam etmeyecek mi? Bu sahabe ilgilenecek ama değil mi, evet, evde? Hani karı kocalık olarak yani tabii, bütün... Tabii eve gelirim. Karı kocalığınız devam edecek. Aynen. Şimdi Esra Hanım canım bak, benim özüm doydu yani. Özüm doydu.
O ne demek? Ne demek bu? Yani hani yani mesela şimdi şu adam burada oturuyor ya. Mesela bu adam orada Kamile'nin kocası. Mesela bir şöyle tarif edebilirim. Mesela şu abiyle bu aynı. Mesela bu abi bana nasıl diyeyim? Hani mesela pek tanımıyorum değil mi? Hani, evet, yabancı geliyor evet, demek yabancı istiyorsun. Geliyor. Mesela bu abiyle bu aynı şimdi şu anda. Aha. Ama yavaş yavaş birbirinize ısınacaksınız. Sohbetle belki ileride belki. Yakınlaşacaksınız, birbirinizi el ele tutuşacaksınız, öpeceksiniz, sarılacaksınız. Biraz, böyle yakınlaşma olur. Biraz zamana ihtiyaç evet, var yani şimdi değil mi? Yakınlaşma olması için birazcık daha temas, sohbet, iletişim bunlar önemli. Ama devamlı bak şimdi eğer affedecekseniz eşinizi buradan da kadınlara duyurayım. Eğer eşinizi affedecekseniz bir daha o konuyu açıp beynini yemeyin adamın. Ya da affetmeyin, ayrılın. Esra Hanım, beş mi gözüme ben bir şey takıldı. Ne oldu biliyor musun az önce? Mustafa kartı aldı gene cebine geri koydu. Unutturuyor. Neyi cebine koydu? Veririm geri veririm. Esra Hanım bak benim bir ahlam var. Biliyorum ben fazla okumadım ama böyle dururken insan şöyle yan tabii gözümden takip edebilirim yani. Öyle birisi. Sizden ona çıkan onun kartı arka cebine koyduğunu gördüm. Neyi koydun? Bakayım. Kartını mı? Evet, beşimizi böyle bakarken onun kartı arka cebine şöyle koydum. Bakayım ne koydun ya. Mustafa Bey? Kartı geri koydum. Kartı koydum da ben her zaman ona o veriyorum. O kartı zaten bu. Selim'e verin siz Mustafa Bey. Versin bak. Veriyor. Ama bu şimdi bu maaşın yarısı kesiliyor ama yarısı gidiyor bu maaşın. Ya ben ona 12 ama bin... Ama veriyor sana. Al bak şimdi iyi niyetli bir şey yapıyor. Toplam 12 bin lira tamam mı? Ayda 1200 lira pardon 3100 lira kesiliyor. Onu da zaten ben tamam öderim. Tamam da sen bu kredi ne için kesin? Önceki kredi ben biliyorum. Sen önceki kredi... Sıkıntı değil. Sen bu kredi niye çektin? Bunu bana söyler misin? Kendi bana geri verdi kartı. Krediyi niye çektiniz Mustafa Bey? Ya bu kredi niye çektin? Bu olan kredi senin. Bu başka biliyorum. Kredi arabayı... Ceyhun biliyor araba tamir etmeyi. Bir de Esra Hanım ben bir şey demek istiyorum. Al ver kartı hadi. Ha. Ver. At şuraya. Arabayı geçen, tamir biraz hadi mi? Yan yana oturun. Gider ayak. Hadi. Ha. Bir yan yana oturun. Hayır, bir el ele tutuşun. Ruhum bitti. Elini ver artık. Şimdi Esra Hanım. Eve gitmeden bir ver. Esra Hanım ben bir şey daha suya çatmak istiyorum. Sen Mustafa ha. Bir atılım yap bir erkek. He tamam hanımcığım. Ya dur ya dur ya dur. Elini tut. Hanım onu ver misin? Bravo aferin. Bak bir alkışlayın. Niye duruyorsun? Dur dur diyorum ya ne duracağım? Hem ben Kamile de görsün sizi böyle. Kamile çıldırıyordur şimdi bence. O zayıflamıştır 50 kilo. Ne oldu biraz ısındın mı? Yok ısın bak. Eşim yani sonuçta. Aynen. Mustafa Bey'i özlemiş zaten. Bak ben, telefonuna baktı arkadaşlarımız hiç çocuk mocuk yok. Ben özledim ben. Sosyal medyayı silmiş. Yazışmalarını hiçbir silmiş. Şey yok, hiçbir çocuk şey da yok. Yani. Bak şey yok. Artık affedin. Bak o. Ya bir müzik yapın da bize dans edek bari. Konuşma ya konuşma. Aa müzik çalın bakayım. Bak çok müzik istiyor. Çok sıkma Mustafa Bey nefes alsın bırak. Ya güzelim boş ver ya. Evimize bakalım çocuk işimize bakalım çocuk. Ne oldu müzik bakalım. Yok mu ya? Mustafa sen ben ayaklar altına aldım ben ayaklar altına. O konuyu boş. Neye kapadım ya neye kapadım sen yeşil gözü Kamile'm var ya konuşma ya. Boş ver boş ver ya boş ver. Ya bırak beni rahat bırak ya. Benim hanımım. Ya beni rahat bırakır mısın ya? Nereden çıkartıyorsun bunu ya? Sık sarılın bir evliliğinizin tadını belki yeni baştan bak bazen tabii, yeni baştan başlamak lazım. Tamam. Çok güzel bir şarkı sözü vardır sil baştan başlamak gerek bazen. Bazen bak. Bazen kötü bir olay daha iyi bir şeyin olmasına vesile olabilir. Çünkü insanlar kaybedeceklerini anlayınca eşlerini bir anda daha iyi davranmaya başlıyorlar. Evliliğin kıymetini biliyorlar. Belki artık senin kıymetin bilinecek. Tabii. Daha da fazla bilinecek evliliğin de. Abi aynen öyle olacak. Doğru söylüyor. Vallahi bana da öyle geliyor. Ama Esra Hanım ben atlatamıyorum. Benim kafam bu yerleşti atamıyorum. Yani benim bu adam mesela konuştu anlaştı. Bir de ömrüm boyunca duymadım kelimeyi o anda duydum. Bu adam bana güzelim dedi. Ben inanır mısın? Ta Kahramanmaraş'taki teyzem kızını aradım. Senem baba dedim. Mustafa bana güzel kelime diyor dedim. Meğersem Kamile'den alışmış öyle dermiş. Hı-hı. Ben hiç daha önce böyle güzelim falan demedi bu adam. Yani aşkım canım güzelim hiç demedi bana. Ama bundan sonra der belki. Diyeceğim mi Mustafa? Derim tabii her zaman derim. Ben o kelimeyi artık duymak Mustafa istemiyorum. Mustafa Bey artık eşinize hitap edeceğiniz sözleri bize bir söyleyin. Bir duyalım. Tamam. Aşkım derim. Güzelim derim. Ya geç onları geç. Derim. Geç onları geç. Geçmeyeceğim kelimeyi tutma geç. Dur bir söylesin. Bir kelime dinle. Benim hanımım derim. Son aşkım derim. Aşkım bebeğim bir tanem. Aynen. Ne söylesin sana Selim'e? Hep ya Esra Hanım hiçbir şey istemiyorum. Ben istemiyorum. Ama hem evine dönüp hem istemiyorum olmaz. İstemiyorum. Yok o öyle bebeğine bakma. Evde değişir mi?
Efendim? Burada insanların içinde öyle dediğine bakma. Evine bakar, bana bakar, çocuklarıma bakar. Yavaş yavaş toparlanır inşallah. Yavaş yavaş. Şimdi bak, güzel bir haberim var Selim'e. Kahramanmaraş Andırın Kaymakamlığı'yla görüşüldü. Selim Hanım'a yardımcı olacaklar. Seni bekliyorlar. Kaymakamlık'ta size hem kaldığınız yerle ilgili hem yiyecekle ilgili birçok yardımda bulunacaklar. Andırın Kaymakamlığı'na teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Bey, siz işinize devam edeceksiniz. Selim Hanım da daha iyi şartlarda yaşayacak. Evet. Bundan sonra evliliğinizin kıymetini bileceksiniz. Birbirinize sevgi, saygı, sadakat ve güvenli ilişkinize devam edeceksiniz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. En doğrusu bu Selim'e. Evet, doğru. Ne diyorsun? Öyle, ben evime gideceğim zaten. Evime gideyim. Evet. Evet. Mutlu oldun mu? Ben de işime gideceğim. Sen de işine gideceksin, evet. Ama bir süre birlikte kalacaksınız. Çok fazla yurt dışına çıkmam artık. Yok, zaten. Yurt dışına artık gitmiyorum. Oralarda bir yerde bir iş bul, çalış. Zaten istesem de gidemiyorum. Yaşağım var. Yurt dışına gitmem. Şimdi bak Esen, bak ben bak. Selim'i yalnız bırakma fazla. Bak Esen bak. Bu ben niye zoruma gitti biliyor musun bak? Bak Musa, anlasana sen. Bak aman yaptın bak. Buna kardeş, ben ölüyorum ya, kardeş. Ya bir dakika dur lan, bir dakika dur ya. Helallaşak kardeş. Helallaşak, sesini duyayım kardeş. Ya, o kadın beni ya, bir dakika dur. Ama Selim'e bak. Ne dedik? Artık tekrar tekrar aynı konuları konuşmayacağız. Şimdi artık kapattık. Mustafa Bey özür diledi. Gönül almaya çalıştı. Bedellerini ödedi. Yani bir şekilde artık senin tekrar baştan kendine de bak. Sadece Mustafa Bey için değil. Kendine de hayatı zehretmemek için bu konuları kapatıp yeni baştan güvenmeye çalışman lazım. Ha, gelir tekrar bir şey mi yapar? O zaman ayrılır gidersin. Ama şimdi şu an affetmişken ya da eve dönecekken bunları tekrar hatırlatıp ne kendine, ne çocuklarına, ne Mustafa Bey'e hayatı zehretme artık. Anladım. Teşekkür ederim. Tamam mı? Tamam. Şimdi o zaman sizi güzelce ben yolcu edeyim. Bugün güzel de bir gün geçirtsin arkadaşlarım size. Sonrasında da diğer konumuza geçelim.